Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Üsküdar'daki küçük odamın dekorasyonu ile ilgili video paylaşacağım. Keyifle izlemeniz dileğiyle. Duvar dekorasyonuma bakalım. Öncelikle ben duvarın rengini mint yeşili tercih ettim. Mint yeşili de bir boyanındı. Şöyle daha net görebilirsiniz belki. Şu şekilde. Sadece ben bu köşeyi kullandım mint yeşili. Diğer taraf şampanya rengi. Evet, bu rafı da Trendyol'dan almıştım. Hatta çok satanlar listesindeydi. Sonra ben bu rafa nasıl bir çiçek kullanabilirim diye düşündüğümde patos çiçeğinin daha uygun olacağını düşündüm. Çünkü patos sarmaşığı bu raflar için çok uygun. Sonra şu iki heykeli kullandım dekorasyonda. Bu da dedemden kalma bir fotoğraf makinesi. Oda kokusu ve mum güzel olacağını düşündüm. Şu üç tane çiçeği de Ikea'dan almıştım. Bu da patos çiçeğim. Şöyle patos çiçeğimi göstereyim. Evet, bu da aşkın gözyaşı çiçeği. Aşkın gözyaşı çiçeğine şu özelliği var. Şöyle yakından göstereyim. Uçlarında, yaprakların uçlarında böyle çiçekler çıkıyor ve ufak ufak tohumlar çıkıyor. Bu tohumlar toprağa düştüğünde şöyle küçük küçük tomurcuklar meydana geliyor ve bu tomurcuklardan da tekrar bir çiçek açıyor ve çok güzel bir çiçek. Bu yüzden de zaten aşkın gözyaşı adını veriyorlar yapraklarındaki o küçük tohumlardan dolayı. Evet. Bunu da gösterdim. Bu arada dekore etmemdeki amacım YouTube videolarında video backdrop'unu oluşturmaktı. Umarım bu duvar dekorasyonu beğenmişsinizdir ve evinizde, küçük odalarınızda bunu kullanabilirsiniz. Odam için divanın daha çok uygun olacağını düşündüm. Ve Ikea'dan Hemnes modelli bir divan aldım. Daypad diye geçiyor modeli. Şöyle size göstereyim. Ikea'daki bu Hemnes divanı dekore etmek istiyorsanız öncelikle duvarınızın rengi çok önemli. Halınızı, perdeleriniz, Ikea'nın divanını kullanmak istiyorsanız mutlaka yastıklarınız çok olması gerekiyor. Yani yastıksız bu divanın hiçbir anlamı yok. Bunu söylemek istiyorum size. Ben yastıklarımda daha çok duvarın rengiyle uyumlu yastık renklerini tercih ettim. Örnek veriyorum, benim duvarımın yeşil, mint yeşil olduğu için şöyle daha yakından göstereyim. Yastık rengi açık gri tonlarını kullandım. Yine su yeşilini kullandım. Pembeyi, açık tonlarda pembeyi kullandım. Krem rengini kullandım. Ve şunu dikkat etmenizi istiyorum. Yani bazen kırlent kılıfları alıyoruz. Bu kırlent kılıfların kumaş türleri çok farklı oluyor. Ve biz bunları Ikea Hemnes divanda sıralıyoruz. Ama aslında yanlış yapıyoruz. Kumaş türlerinin aynı olması gerekiyor ki uyumu yakalayalım. Ben burada daha çok gördüğünüz gibi
şöyle parlak böyle kumaş kullandım. Ve ben bu kırlent kılıflarını Üsküdar pazarından aldım. Zaten Üsküdar pazarına giden takipçilerim varsa mutlaka bilirler. Bir tane kırlent kılıfı satan bir amca var. Oradan almıştım. Şimdi gelelim yatak bölümüne. Ben yatağı IKEA'dan almadım. Çünkü biraz daha pahalıydı. Ben internetten aldım. Trendyol'dan aldım. Ve bunun için yatağı örtmek için çarşaf kullandım. Ve beyaz çarşaf aldım. Onu da Üsküdar'ın pazarından almıştım. Çift kişilik bir çarşaf aldım ve bunu kullandım. Aslında pike alsam daha mı iyi olurdu diye çok düşündüm. Çarşafı şöyle göstereyim. Aynı zamanda bu divanın 3 tane çekmecesi var. Mecelerde. Şöyle raylı sistemde. Aynı zamanda bu divanın bir avantajı da yatak olması. Şöyle göstermek istiyorum. Şu şekilde çekiyoruz ve yatak oluyor bu divan. Bu çok büyük bir avantaj bence. Küçük odalar için bir misafiriniz geldiğinizde bu divanı yatak olarak da kullanabilirsiniz. Duvarın rengine uygun yastık seçimlerinizi yapmanız gerekiyor. Şimdi gelelim perdelere. Yine perdelerim yeşil tonlarında. Şöyle göstermek istiyorum. Dokusu da bu şekilde. Yeşil perdeye ben beyaz kullandım. Beyaz keten perde diye geçiyor bu. Bu perde türü gerçekten bu aralar çok moda. Artık böyle eski türler kalmadı diye düşünüyorum. Keten perdeleri insanlar daha çok tercih ediliyor ve ev dekorasyonunda güzel durduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim avizeye. Ben avizede beyaz ve yine yeşil tonlarını kullandım. Şu şekilde göstermek istiyorum. Ben odamın bu köşesinde tahta bir sandalye koyarak değerlendirdim. Bu da tahta sandalyeyi Letgo'dan aldım. Satın aldığımda yeşil renkti ve ben bunu beyaza boyadım. Minder yerleştirdim ve bu minderin rengini de pembe tonlarında seçtim. Aslında bununla kapladığım şey çarşaf. Kullanmadığım bir çarşaftı. Şimdi tabii bunun yanında, bu sandalyemin yanında Chef Lara bitkim var. Size şöyle göstereyim Chef Lara bitkimi. Bu da çok az su isteyen bir bitki. Şimdi şöyle size göstereyim uzaktan da. Bakın. Şimdi sepeti göstermek istiyorum. Bu sepeti geri dönüşümde buldum. Ve bunu nasıl dekore edebilirim diye düşündüm. Kısımları, bu sepetin uç kısımları çıkmıştı. Ve ben bunları kumaşla kapattım. Daha hani güzel olabilir diye düşündüm kumaşla. Çünkü çok düzelecek gibi değildi. Ben bunu nasıl düzeltebilirim diye düşündüm ve kumaşla kapladım. Silikonla yapıştırdım. Silikonla yapıştırabilirsiniz. Peki ben bu sepeti neden kullandım? Şöyle size göstereyim iç kısmını. İnternet cihazını, kumandayı burada toplamak için bu sepeti kullandım. Ve bu şekilde de pikeyle kapattım. Bu pikeyi de TV battaniyesi olarak kullandım. Göstereyim. Bunu pembe, bu pikeyi de pembe tonlarında tercih ettim. Umarım bu da sizin için bir fikir olmuştur.
videonun sonuna geldik. Bu videoyu izlediğiniz için ve bana zaman ayırdığınız için size çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda şunu da merak ediyorum. Hangi ülkelerden beni izliyorsunuz? Farklı ülkelerden izliyorsanız yorumlar bölümüne yazabilirsiniz ve herhangi bir sorunuz olduğunda mutlaka bana ulaşabilirsiniz. Hazırlamış olduğum odamın ev dekorasyonu videosunu sizler için fikir oluşturacağını düşündüm. İster çocuk odası, ister çalışma odası, ister dinlenme odası olarak da kullanabilirsiniz bu da ev dekorasyonunu. Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa mutlaka bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.